Diyalog TV ekranlarından tekrar mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün konuğuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün farklı bir konuyu ele alacağız. 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü nedeniyle Profesör Doktor Gül Baltacı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Baltacı, Özel Ankara Güven Hastanesi Fizyoterapi Bölümü Koordinatörü, bu şekilde tanıtabiliriz sizi. Neden buradasınız? 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla onkolojide fizyoterapi yaklaşımlarının konuşulacağı bir etkinlik düzenlenecek. 8 Eylül'de saat 9'da Lefkoşa Merit Otel'de. Şimdi bu günle ilgili özellikle sizden bilgiler almak istiyoruz. Fizyoterapi nedir? Fizyoterapi günü nedir? Fizyoterapi doğuştan veya sonradan oluşabilecek kas iskelet sistemiyle, nörolojik sistemle ilgili bütün problemlerin tedavisini fizyoterapi rehabilitasyon kapsamı içerisinde çare bulan bir sanat, bilim dalı diye isimlendiriliyor. Bu çerçevede Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu 8 Eylül'ü Dünya Fizyoterapi Günü ilan etti. Ve bütün dünyadaki fizyoterapistler bu günde 8 Eylül Dünya Fizyoterapi kapsamı içerisinde kutlamalar, etkinlikler, bilimsel aktiviteler yapmakta. Bizim de konumuz Dünya Sağlık Örgütü ve aynı zamanda bu Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu çerçevesinde kutlanmakta olan aynı adlı onkolojide rehabilitasyon uygulamaları, yeni yaklaşımlar neler? Biraz bu etkinlikler içerisinde bundan bahsedeceğiz. Biz Özel Ankara Güven Hastanesi ekibi olarak şu anda Kıbrıs Fizyoterapistler Birliği ile birlikte ortak böyle bir etkinlik içerisinde yarınki toplantı kapsamında onkolojide rehabilitasyon etkinliği içerisinde yer alacağız. Ve gerek onkolog gerekse fizyoterapistler olarak biz bu çerçevede nasıl hastalara yardımcı olabiliriz? En etkin şekilde fizyoterapi kapsamında kişinin günlük yaşam aktiviteleri, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve özellikle hayata bakış açısında psikolojik destek olmak açısından da etkin yaklaşımları sunacağız. Hastalar da olacak. Bu çerçevede tedavi gören veya tedavisi bitmiş olan bir hastanın yaklaşımı da konuşulacak. Aynı zamanda biz fiziksel aktivitenin yararı, palyatif bakımda fizyoterapinin etkisi, hastada oluşabilecek komplikasyonlarda lenf ödem, mide bulantısı veya aşırı yorgunluk kemoterapi ve radyoterapiden sonra olan problemlerin önlemini nasıl alabiliriz? Biz bu hastalara nasıl yardımcı olabiliriz? Bunlarla ilgili detaylı bir bilgilendirme olacak. Şimdi fizyoterapi deyince siz aslında çok geniş bir yelpaze sundunuz. Belki biz birçoğumuz bunların farkında değiliz, bilmiyoruz da ama burada bir farkındalık da aslında yaratılıyor diyebilir miyiz? Vatandaşların katılabileceği, halka açık bir organizasyon diyelim buna. Burada konuyla ilgili birçok bilgiye ulaşabilecekler. Bilmedikleri, duymadıkları. Şöyle birçok bilgi, çok geniş bir kavram oldu. Bu tip bilginin içinde alındığı fizyoterapi rehabilitasyon genel bir global terminoloji aslında. İçini eğer iyice irdelersek kardiyovasküler rehabilitasyondan tutun, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, onkolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon. Örneğin benim çalıştığım özel konu sporcu sağlığı. Sportif rehabilitasyon, bu konuların hepsini içine dahil ettiğinizde fizyoterapi ve rehabilitasyon bir çerçeve. Dışarıdan baktığınızda bütün rehabilitasyon kavramını içine alan büyük bir global terim. Bu terim içerisinde onkolojik rehabilitasyon en son gündemde çok yoğun olan ve şu anda Amerika'da birçok hastanede yüzlerce terapistin çalıştığı ve çok aktif çalışıldığı bir ortam. Türkiye'de bu uygulamalar son 10 yıldır aktif hale geçmeye başladı. Ama yaptığımız birçok çalışma var. Bu çalışmalar içerisinde... 10 yıl kısa bir süre mi peki? 10 yıl kısa bir süre. Çünkü fizyoterapinin geçmişi 100 yılın üzerinde olunca... Çok yeni başladı diyebiliriz. Yani evet. Son 5 yıldır hatta aktif. Kıbrıs'ta durum nedir? Kıbrıs'taki durum da oldukça iyi gitmeye başlayan bir tablo sergiliyor. Şöyle hemen hemen bütün fizyoterapistler Türkiye kökenli mezun olduğu için... Son dünyadaki en son teknoloji neyse onu aynı şekilde öğrenmekte, almakta. Önemli olan kendinizi geliştirmeniz. Eğitimle birçok şeyi halledebileceğimiz üzere. Dolayısıyla sizin kendinizi geliştireceğiniz özel konu olması gerekiyor. Sade suyu fizyoterapistlik değil de konuya özel fizyoterapi ve rehabilitasyonu kullanabileceğiniz alanda kendinizi yetiştirmek
Bu anlamda hastaya yardımcı olmak açısından son derece önemli. Peki 100 yıllık bir geçmişten bahsettiniz fizyoterapi ile ilgili. O süreç içinde nereden nereye geldi fizyoterapi, fizyoterapistler? Öncelerde... Yani en büyük aşama nedir? Evet, öncelerde aletler kullanımı çok yaygındı. Elektroterapi ajanları kullanımı yaygındı. Elle tedaviler yaygındı, masaj yaygındı. Şimdi bu anlamda bakıldığı zaman birçok elektronik cihazların devreye girdiği, örneğin bir robotik rehabilitasyonun kullanılması, bir izokinetik sistem gibi bir sistemin kullanılması, kassal kuvveti, enduransı, hızı, çevikliği ölçebildiğimiz bir aletin rahatlıkla hasta üzerindeki etkilerini gösterebileceğimiz gibi sağlıklı kişide de ne kadar farklılık var onu görebileceğimiz bir sistem. Aynı zamanda bizde var, Özel Ankara Güven Hastanesi'nde çok rahatlıkla hasta üzerinde kullanabileceğimiz ve Türkiye'de şu anda özel hastane olarak da birçok sayılı özel hastane yanı sıra Ankara'da tek özel hastane olarak bizde var. Robotik rehabilitasyonda yürüme eğitimini sağlayan Lokomat sistemi. Lokomat'ı da aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu da çok yeni bir sistem. Çok eskiye dayanan bir sistem değil. Son 2 yıldır çok aktif halde kendisini göstermekte. Bununla beraber birçok dışarıdan ortezleme yöntemi, dizlikler gibi ya da dirseklikler gibi olan yöntemlerin yanı sıra şimdi bantla tedaviler, birçok sporcunun üzerinde görmüşsünüzdür, renkli bantlarla tedaviler. Bu tip aktiviteleri hastanın üzerinde birçok tedavi programıyla birleştirdiğinizde hızlı yanıt alabileceğiniz uygulamaları beraberinde getiriyor. Ancak olmazsa olmaz, yarınki konuşmanın içerisinde de yer alacak konu, fiziksel aktivite ve egzersiz. Dolayısıyla iyi bir egzersiz programı, reçetelendirilmiş bir programı hastaya özel, bireyselleşmiş olarak yaptığınız zaman sonuçlar %100 yararlı. Bu peki şişman... mucize diyebileceğiniz sonuçlar elde ediyor musunuz? Yani kesinlikle. Örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Bugün çok aşırı derecede kolunuzu kullandınız. Omzunuz çok ağrıyor. Dirseğiniz çok ağrıyor. Hiç yapmadığınız bir aktiviteyi tekrarlı olarak yaptınız. Bunlardan bir tanesi rafa çok fazla eşya kaldırdınız, indirdiniz. Sabah kalktığınızda omzunuz çok ağrıyor. Omuz için yapacağımız çok basit bir egzersiz programı ve soğuk uygulama sizi 72 saat içerisinde sağlıklı yaşantınıza döndürebilecek özellikte. İlla oraya sıcak yapacağız, soğuk yapacağız veya uygulayacağınız tedavi yöntemi içerisinde bizim elektriksel ajanları kullanmak zorundayız diye bir şart yok. Elle yaptığımız birçok tedavi hastayı çok rahatlatıp egzersiz programıyla birleştirdiğimizde %100 yanıt alırız. Örneğin obez bir kişi. Kanıtlanmış. Dünya Sağlık Örgütü bugün her yerde bunun önüne geçecek şekilde açıklamasını yapıyor. Hareketli ol, aktif kal. Ne demek? Fiziksel aktivite ve egzersiz yapın diyor, spor yapın diyor. Bu da çok hızlı kanıtlanmış. Sadece egzersiz programı çerçevesini çizerek, evet hastayla uğraştığımız dönem 1 saat, 2 saat alıyor. İyi bir değerlendirmeden sonra. Ama sonuçlar çok başarılı. Çok hızlı kilo verebilirsiniz. Çok hızlı formunu koruyabilirsiniz. Formunuzu sabit tutabilirsiniz. Yani şimdi kilo vermek büyük bir problem. Evet. Bununla ilgili arayışlar var. Herkes bir çare arıyor. Ama bu yöntem, bahsettiğiniz bu sistem, bilmiyorum, hiç ben duymadım belki ama yani normal insanlar, vatandaşlar bunu nasıl kullanabilir? Bundan nasıl faydalanabilir? Şöyle, biz yine Özel Ankara Güven Hastanesi olarak Sağlıklı Yaşam Merkezi açıyoruz. Ekim ayında ciddi anlamda bir çalışma altındayız. Sağlıklı yaşam derken yediğiniz gıdaların sağlıklı olması, sağlıklı hareket edebilmek, doğru egzersizleri yapabiliyor olmak. Çünkü biz toplum olarak çocukluktan itibaren aktivite yapmak, spor yapmak gibi bir alışkanlığımız yok. Size tutup da 30 sene sonra, 35 yaşınızda hadi şu hareketi yapın, bu egzersizi yapın dediğimizde işin şekli zorlaşıyor. Çünkü siz yapmayacaksınız, yapmak istemiyorsunuz. Hatta saçma, mantıksız da gelebiliyor. Kesinlikle doğru. Hatta ve hatta sporcular yaralanıyor, ameliyat oluyorlar. Çok çalıştığım konu olduğu için ön çapraz bir ameliyat oluyor. Geliyor hastalar. Ama ben zaten onları kulüpte yapıyorum. Yani biz zaten onları yapıyorduk. Çok basit hareketler. Aa, ben şimdi bunu yapamıyorum. Yani gerçekten çok zormuş bu hareket. Çünkü cerrahiden sonra dokular harabiyete uğruyor, kesiliyor. Tekrar aktif hale geçirebilmemiz için kasa fonksiyonunu öğretme yöntemi. Yani hareketin yeniden kazandırılması. O işi fizyoterapistler yapıyor. O işi biz öğretiyoruz. Onun reçetesini biz yapıyoruz. Dolayısıyla kavramı
hastaya eğitim olarak iyi anlatırsanız, kişiye eğitim olarak iyi verirseniz sonuç %100 başarılı. Şu an Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'de hazırladığı bir çalışma var. 2016 hareketli olma yılı. Bu çerçevede de biz Özel Ankara Güven Hastanesi olarak sağlıklı yaşam merkezindeki aktiviteleri birleştirip dışarıda güzel bir yürüme parkuru, tenis kortu, aynı zamanda yoga, pilates gibi insanları rahatlatabilecek aktivitelerle hem vücut şeklini düzgünleştirmek, hem yağ oranını azaltmak, hem de yemek yeme politikasını biraz daha modifiye edecek şekilde düzenlemek üzere güzel bir program yemek içerisinde. Yemek yeme politikasıyla ilgili sizlerin herhangi bir yorum oluyor mu? Şöyle. Yoksa sadece bunu düzene koyun. Yemek yeme, yani diyet programı hazırlama diyetisyenlerin işi. Ama genellikle diyetisyenlerden diyet programını aldıktan sonra şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya. Ben yemek yemiyorum ama zayıflamama rağmen hala benim etlerim, yağlarım görünüyor gibi hissediyorum. Şeklim biraz forma girmiş. Sıkılaşmak kelimesi aslında halk arasında kullanılan. Eğer siz kasal kuvvetinizi iyi aktif hale getirirseniz, kas yapınız, kontraktil dokunuz, uyarılabilir lif sayınız arttığı için üzerindeki biriken yağ dokusunu azaltırsınız. Bizim de birçok elektriksel ajanlarımız var. Hatta güzellik merkezlerinde rahatlıkla kullanıyorlar. Kası kasma, kasarak o kasın altındaki yağ dokusunu azaltıp kasın fonksiyonunu öğretiyorsunuz. Aslında motor relearning, yeniden öğrenme işlemi. Bu aktivite çerçevesinde çok rahatlıkla bir kişiye doğru egzersiz programıyla yöntemi öğretebilirsiniz. Ama diyet programı bizim işimiz değil. Şimdi çağın gerekliliği mi olsa gerek, hareketsizlik artık bir hayatımızın parçası oldu. Bilmiyorum, bundan belki bir 50-100 sene önce bu kadar büyük problem miydi bu? Yoksa şimdi yaşam, hayat koşulları sürekli sabit, oturuyoruz, iş hayatımız aynı, ev hayatımız öyle, yürüme yok sürekli araçlarla. Herhalde en büyük tehlike bu. İnsanların önce bunu çözmesi gerekiyor herhalde. Şöyle, rahata alışmak çok kolay. Yani toplum olarak da tembelliği, oturmayı seven bir toplumuz. Yani hareket edelim, hadi birlikte bir harekete gidelim denildiği zaman şimdi oraya mı gideceğiz, spor ayakkabısı giyilecek ya da şöyle bir aktivite için şu kadar zaman gerekecek, gelince duş almak gerekiyor. Bir sürü önünüze çıkan problemler, hatta artık iş yerimize, evimize arabayla girer hale geldik. Evet. Asansörleri kullanıyoruz, çocuklarımız bilgisayarlar üzerine odaklaştı. Hatta siz geç geldiğiniz için evine fast food yiyecek isteyip sipariş verip böyle bir toplumla karşı karşıya kalındığı zaman çocuğun tek harcayacağı yer beden eğitimi dersi oluyor. Sizin tek zamanınız pazar günü olabiliyor ya da cumartesi günü oluyor. Ailece aktivite planlamak, sportif aktivite içerisinde yer almak alışkanlık haline geldiği zaman aslında bir egzersiz alışkanlığı denilen, Amerikalıların çok güzel bir lafı var, egzersiz bağımlılığı. Ya ben bugün bunu yapmam lazım, yapmadan olmuyor. Her gün yapıldığı zaman ve haftalık olarak 150 dakika planlarsanız sağlıklı yaşam için ideal bir egzersiz reçetesi olarak yürümeyi önünüze koyabilirsiniz. Sizin günlük tavsiyeniz nedir? İnsanlar en kolayını söyleyelim. En kolay ne yapabilir? En kolay, herkesin iki tane ayağı varsa, rahatlıkla aktivite yapabiliyorsa yürümek. Sizin imkanınız yüzmek mesela. Yüzmek gerçekten iyi bir aktivite. Su içinde karada yapamadığınız hareketleri suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak bizim akuatik rehabilitasyon diye kullandığımız su içi egzersizlerinde kullanabilirsiniz. Yürümek en ideali 30 dakika, haftalık 150 dakika. Çok şiddetli bir aktivite yapıyorsanız, bu nedir? Koşmak, koşuyorsanız. Evet, ben de sabahları 15-20 dakika koşuyorum. Düzgün bir koşu programı yaparsanız, bu iyi bir koşu bandı ya da sokaktaki bir koşu parkuru ise 90 dakikaya planlanır. 90 dakika kendinizi ayıracak gün içerisinde hiç mi yarım saatiniz yok? Hiç mi 45 dakika? Peki koşu bandı mı, doğal yürüyüş mü? Doğal yürüyüş tabii ki. Koşu bandı zorunluluktan dışarı çıkacak, aktivite yapacak, uzak bir yere gitmesi, arabasını kullanması gereken bir ortamı varsa evde bunu koşu bandı üzerinde yaparak değerlendirmek daha avantajlı. Ben de evde kullanıyorum, yani evde koşu bandı, ama iyi bir koşu bandı. Düzgün bir aktiviteyi yaparken kullandığınız materyaller önemli, ayakkabınız önemli, kıyafetiniz önemli, yaptığınız parkur önemli, nerede yaptığınız önemli. Birçok Türkiye'de, Ankara'da yürüyüş parkurları var, görüyorum. Mesela terlikle yürüyor,
lastik ayakkabıyla yürüyor. Ve üzerindeki kıyafetler yeri süpürüyor. Hiç uygun bir kıyafet değil. Yani bu da önemli. Kıyafetin, ayakkabının mutlaka. Kesinlikle. Tabii. Çünkü bunlar yaralanma riskini artıran şeyler. Bir sonraki aşama kaskilet sistemi problemi. Dizi ağrıyacak. Ayak bileği burkulacak. Sırtı ağrıyor. Beli ağrıyor. Boynu ağrıyor. Bu kişiler bize hasta olarak geri dönüyor. Halbuki biz bunları sahaya zayıflasın, hareket etsin. Yani sağlıklı gidip hasta olarak. Çok fazla var. En fazla da son zamanlarda ben ismini öyle koydum. Dubleks hastalığı diyorum. Çünkü insanlar rahata, refaha ulaşmaya başladıkça dubleks evler almaya başladı. Merdiven çıkmak, merdiven inmek yaşla birlikte kemiğin mineral yoğunluğu azalmaya başladıkça diz eklemine binen yük artıyor. Diz ağrısı olan hasta portföyü gittikçe artmaya başladı. Çok fazla diz hastasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ciddi bir sorun. İleride ciddi bir problem geliyor. Halbuki gençken yapacağımız aktiviteleri yaşlandıkça büyük evler, büyük merdivenler, uzun merdivenler, bu tip aktiviteler hiç spor yapmayan kişi için yorucu, diz eklemine binen yük artıyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Peki kesinlikle. Genç diyoruz, çocuklar için bir şeyler söyleyebilir misiniz? Hani gelecekte spora yatkın olmaları, egzersize yatkın olmaları için çocuklara ne yaptırabiliriz, ne yapmalıyız? Çocuklara çok şey yaptırabiliriz. İyi bir kere örnek anne baba olmak gerekiyor. Öğünlerin iyi ayarlanması, yani çocuklarla birlikte aynı saatte yemek yemek artı onlarla birlikte onları motive edecek şekilde zevk aldığı bir oyunla başlamak önemli. Bir de beden eğitimi dersleri hep zulüm gelir böyle. Yani çocuk sandıktan atlama. Evet, çocuk matematik öğrensin ama beden eğitimi dersine girmesin. Eskilerden çok rapor almaya gelirlerdi. O dönemde Hacettepe'de çalışırken çok fazla işte çocuğa rapor verirseniz matematik dersi aldıracağım, fizik dersi aldıracağım. Halbuki Amerika'da ve İskandinav ülkelerinde sabah ilk saat beden eğitimi dersidir ve haftanın 5 günüdür. Çünkü sağlıklı olmamız gerekiyor. O yüzden vücudunuzu ne kadar sağlıklı, aklınızı ne kadar sağlıklı yaparsanız işleyişiniz o kadar iyi olur. Profesyonel sporculara bakın, bu işte para kazanan kişilere bakın. Akademik hayatlarında, okul dönemlerinde başarıları hep yüksektir. Ben de zamanında profesyonel basketbolcuydum. Basketbol oynardım ama her sınavdan da sonuçta iyi not alırdım. Yani bu sizin çocuğunuzun akademik başarısını da aslında artıran bir şey. Hem de kötü alışkanlıklardan uzak tutan. Kesinlikle. En önemli özelliklerinden biri de takım aktiviteleri ya da bireysel spor gibi sporlar içerisinde çocuğun yönlendirilmesi. Bir kere iletişimi iyi kurmak, pozitif bakışı sağlıyor. Çok önemli. Çok sinirli toplum olduk. Her şeye sinirlenir olduk. Işıkta, kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçerken hemen kalkmadı diye sinirleniyoruz. Yanınızdaki çocuk da sizin yaptığınız bir olayı marif etmiş gibi görüyor, sinirliyor. Halbuki spor yapanlar daha pozitif bakıyor. Daha hoşgörülü davranmayı sağlıyor. Serotonin salgılanıyor çünkü. Hızlı bir şekilde salgılanıyor. Mutluluk hormonu ve sizi mutlu eden bir hormon. Etrafa biraz daha pozitif bakmayı öğretiyor. O yüzden küçüklükten itibaren çocukları mutlaka beden eğitimi dersine sokmalı. Bakanlıkla yaptığım bir çalışma var. Anaokul çocukları ve ilköğretim çocuklarını sabah girer girmez ilk 12 dakikada yapacakları basit bir egzersiz DVD'si hazırladık, broşürler hazırladık. Öğretmen kimse fark etmez. Matematik öğretmeni de olabilir. Oturduğu yerde masa başında yapacağı basit hareketler. Aslında matematikten daha önemli. Yani bunu şimdi anlayabiliyoruz kesinlikle belki. Kesinlikle katılıyorum. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Özetliyor her şeyi. Bence çok doğru bir söz. Yani kesinlikle. Her şekilde iyi bir aktivite içerisinde yer almak gerekiyor. Biz de kendimiz de yine aynı şekilde örnek bir toplum, verimli iş gücü artışını sağlayabilmek için sportif aktiviteler içinde yer almamız lazım. Peki toplum olarak geçmişe göre daha farkındalık duygumuz, düşüncemiz arttı mı? Yani artık yediğimize, içtiğimize biraz daha dikkat etme, hareket etme. Yani günümüz insanı artık birazcık uyanmaya başladı mı? Bunu siz görüyor musunuz yoksa daha mı kötüye gidiyoruz? Şöyle iki tür toplum var. Bunlardan birisi genç jenerasyonun çok olayın farkında. Çünkü sosyal medya sizi ister istemez işin içine sokuyor. Bir de yanlış bilgilerle gelen bir televizyon programları içerisinde gelen bir dizi alışkanlığı içinde yer alan bir kitle var. Evde oturan kitleler var. Bazen yanlış hareket yapıp da bize gelen kitleler var.
toplum çok farkında olmaya başladı. Ama her duyduğunu yapmaya başlayan bir toplum olmaya başladık. Aa, bu böyle yapıyormuş, zayıflamış. Şunu da şöyle yaptığı zaman işte şu kası daha iyi çalışıyormuş. Halbuki her kişiye kendine özel bir aktivite planı olması gerekiyor. Siz hiç hayatınızda zevk almadığınız bir aktiviteye katılmak ister misiniz? Yani size arkadaşlarınız diyor ki gelin, gelin şimdi boks yapacağız. Boksu hiç sevmiyorsunuz, gitmek istemezsiniz. Dolayısıyla zevk aldığımız bir aktivitenin içinde yer aldığımız zaman saatin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Evet, o zaman süreyi doldurmaya çalışmayacağız. Zevkli. Bakanlık bu konuda çok çalışıyor. Sağlık Bakanlığı Fiziksel Aktivite Daire Başkanlığı var, danışmanlık görevim var. Çok fazla bu konuyla ilgili çalışmalar var. Şimdi aynı işi Özel Ankara Güven Hastanesi içerisinde Sağlıklı Yaşam Merkezi altında çok büyük bir şekilde dile getireceğiz. Burada kişiye özel aktivitenin planlanması, kişiye özel bireysel programların reçetelendirilmesi önemli. Ve en büyük sorun da dışarıda gördüğünüz aletler, belediyeler tarafından kullanılan aletlerin doğru kullanımı. Herkes rastgele önüne gelen istediği alete çıkıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yanınızdaki çocuk da görüyor, çıkıyor. Halbuki çocuğa uygun değil. Ortaya çıkan bazı sorunlar aslında oluyor. Aslında çok küçük şeyler bunlar, evet. Ama ne kadar önemli işte. Kesinlikle. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Süremizin sonuna yaklaşırken son olarak özellikle bu zayıflama konusunda şimdi birçok insanın ilgi duyduğu bir konu. Bilgi kirliliği de çok fazla, siz bahsettiniz işte internette, evet. Şunu yapın, şöyle yapın, zayıflarsınız falan. Tüm bunları geride bırakacak olursak biz zayıflamak için öncelikle şunu söyleyebilir miyiz? Hareket etmeden sadece yeme içme alışkanlıklarımızı değiştirerek zayıflamamız mümkün değil. Bunu söyleyebilir miyiz? Şöyle söyleyebiliriz. Yani söylemek zorundayım bunu. Çünkü şöyle bir durum var. Siz hiç yemek yemediğiniz zaman, hiçbir şekilde protein almadığınız zaman vücudunuz o enerjiyi bulamıyor. O kafanızın çalışması gereken kısmını sağlayamıyor. Eğer siz hareket etmezseniz, hareket yapmazsanız kaslarınızdaki oksijenlenmeyi sağlayamazsınız. Kaslarınız gittikçe küçülüyor. Hareket etmediğimiz zaman kontraktil doku dediğimiz kasılabilir dokuyu öldürüyoruz, gittikçe öldürüyoruz. Yemek yemiyorum zaten, bir de hareket etmiyorum. Yani ölüme daha hızlı nasıl yaklaşabilirime getiriyorsunuz. Halbuki bir diyet programı aldınız, onunla birlikte mutlaka egzersizi beraberinde birleştirmeniz gerekiyor. Hızlı eğer kilo vermek istiyorsanız, doğru kilo vermek istiyorsanız, bakın çalışmalar gösteriyor. Diyor ki %27 ile %67 arasında siz egzersizle sağlıklı ve hızlı kilo verebilir, kaslarınızı daha dinamik, daha çalışkan hale getirebilirsiniz. Amaç hem pozitif bakmayı sağlamak, hem işteki verim gücünüzü artırmak, hem de kaslara doğru iş yaptığını hatırlatmak. Çünkü yaralanma olmasın diye uğraşıyoruz biz aslında. O yüzden bu kapsamda elinizdeki imkanları en iyi şekilde kullanabileceğiniz en güzel şey dışarıdaki, sokaktaki parkur. Yani, yürümek. Sabahın erken saati serin olur. Yürümek için ideal bir zamandır. Ama Kıbrıs'ın nemi bazen insanları rahatsız ediyor. Belki akşam saatlerinde grup halinde yürümek bile eğlenceli. Ama vitrin gezer gibi değil. Yani duruyorum. Tempolu bir şekilde. Genellikle tempo denilen işlem saatte 4,5 kilometre hızla 6,5 kilometre hız arasında değişir. İlk kez yürüyorsanız 4,5-5 kilometre hızla yürürsünüz. Ama o tempoyu artırmak gerekiyor. İdeal yürüme 6,8 kilometre hızdır. Eğer siz 5 kilo verirseniz zaten bir beden düşüyorsunuz. Anlarsınız yağ oranınızın ne kadar azaldığını. Yani yağdan bir ay en azından düzenli yürüyen bir insan kesinlikle mutlaka bunu gözlemleyecek. Kesinlikle. Zayıfladığını gözlemleyecek. En erken sonuçları 6 ila 8 haftadır. Yani bugün yürüyünce yarın kilo vereceğim diye bakıyor insanlar. Ya da yemek yemediğim zaman yarın zayıfladım. Öyle bir şey yok. Ya da onu bir ay 2 ay uygulayıp sonra asla. Yani tekrar sporcular da su içmezler mesela. Siklet düşerler, kilo düşerler. Boksörler, siklet sporu yapan güreşçiler, tekvandocular. Ama onu sonradan aldığın zaman, suyu tekrar aldığın zaman yerine eski kilosunu dolduruyor. Yani bu, siz bir odada hiç yemek yemeden aç kaldınız. Günlerce aç kaldığınızda vücuttaki hücreleriniz ölüyor, gidiyor aslında. Hareketle birlikte bunu birleştirdiğinizde dinamik olarak bütün hücreleri aktif hale geçiriyorsunuz. İşteki verim gücünüz artar. Daha dinamik hissedersiniz. Sabah spor yapın. İşi çok güzel götürürsünüz. Çok oysa sağlık, bize yorgunluk gibi de geliyor bazen. Şimdi çok kalkacaksın, yürüyeceksin, daha çok yorulacağım gibi geliyor. Yanlış. Bunu denediğinde aslında görüyorsun ki daha zinde oluyorsun. 6 hafta buna dayanacağız. 8 hafta dayanacağız.
yürüyerek bir yerlere gitmeye çalışalım. Gerçi Kıbrıs'ta pek mümkün değil yürüyerek bir yerlere gitmek, bilmiyorum. Ne yollarımız ne kaldırımlarımız buna müsait ama. Yani biraz buna yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor herhalde. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne gittiğimde aynı sorunu yaşadığımızı görüyorum. Parkurlar yok. Hı-hı. Bir yandan hemen araba geçiyor. Kaldırım Hı-hı. yok. O zihniyetle tabii olduğu zaman insanları biraz daha motivasyonsuzluğa sevk ediyor. Dediğiniz gibi ortamın iyi olması lazım o konuda. Evet. Profesör Doktor Sayın Gül Baltacı, çok teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattınız. Ben teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize yarınki Dünya Fizyoterapi Günü'nü tekrar hatırlatalım isterseniz. Evet. Onunla bitirelim. Yarın 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü. Tüm fizyoterapistlerin gününü kutluyorum. Sadece onkoloji değil konumuz. Sağlıklı olan kişilerde hasta olmamak üzere fizyoterapi içerisinde fizyoterapistlerle birlikte doğru egzersiz programı, doğru yaklaşımla en iyi ulaşacağına inanıyorum. İnşallah mesleğimiz için de hayırlı sonuçlar olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bize teşekkür vakit ederim. Ayırdınız, bizi aydınlattınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, ana haberi bugünlük de burada noktalıyoruz. Yarın akşam tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.